Arkadaşlar, bu videomu hani gereksiz fuzuli tuhaf insanlar olur ya, para kazanmak için YouTube'dan tuhaf tuhaf şeyler yaparlar. Hiçbir şey de öğretmezler. Size ben şimdi bu UFO makinesinin normal asıl ismi Focus. Türkiye'de Gritty olarak geçer. Almanya'da GP90 diye geçer. Her ülke kendi kafasına göre bir şeyler yapmış ama asıl üretimi Focus'tur. Focus üretmiştir. Burada Focus'un üretimcileri güzel şeyler anlattılar. Evet, çok güzel ama ben diğer baskı makinelerle uğraştığım için kafa temizleyince biraz daha deneyimli sayılırım. Onu sizinle paylaşacağım. Bu makinede ise açtığınız zaman şöyle bir 5-10 dakika bırakın, makine kendi haline bir gelsin. Kendi ısısını bir ayarlasın. Ondan sonra kafayı çekin öne doğru. Böyle temizlik şeyler vardır. İlaçları vardır. Yani şöyle göstereyim yakından. Almanya'da, Türkiye'de, her yerde buna benzer kafa temizlik şeyler vardı, sıvılar vardı. Ben bunu bir şöyle kaba boşalttım. Bu şekilde. Burada hafiften çok güzel, böyle hani tişörtlerin, kaliteli tişörtler oluyor ya, hani eskiyor artık. Onu atmıyorum. Onları bu şekilde şu ilaçtan bolca üstüne döküyorum. Döktükten sonra şu ıslağı şuradaki kafaya yaklaştırıyorum. Hafiften elimle üstünde tutuyorum. Aşağı yukarı şöyle bir dakika falan tutuyorum. Bu hani kolonyayı dökeriz ya elimize. Ondan sonra burnumuza çekeriz. Böyle bir genizlerimize kadar açılır. Burnumuz açılır. Her tarafımız açılır. Bu da o işlemi önce görüyor. Yani oradaki küçücük minicik torları, gözenekleri, hani orada tıkanmış ufak tefek şeyler varsa onları açıyor ve kendiliğinden buraya boşaltıyor, hafiften yavaş yavaş damlatıyor. İşte bu şekilde şimdi bir dakika gibi bir süre bekletiyorum. Yani bir dakikadan az bile beklettiğim zaman zaten şöyle görürsünüz. Bütün tıkanmış gözenekleri açıyor ve bezin üzerine bırakıyor. Ondan sonra şöyle bezin başka bir tarafını kullanıyorum. Şöyle kenarından bir yerini kullanarak hafiften şöyle beyaz tarafa da aynısını yapıyorum. Şöyle aldım. Böyle kafanın beyaz kısmına da hafiften şöyle yapıştırıyorum. Beyazlar biraz daha kalın boy olduğu için beyaza biraz daha özen gösterin. Çünkü beyaz alt tabanı boyuyor. Üstüne de diğer şeyler geliyor. Hani bunu bana kimse anlatmadı, kimse öğretmedi. Söylemiyorlardı. Aslında bu kafa temizliği normalde bu clean sıvılarıyla önceden hafiften böyle bir kolonya insanın burnunu nasıl açar? O şekilde bir gözenekleri açması için birazcık oraya yaklaştırmanız lazım. Yani korkmayın. Tabii ki size kafaya parmağınıza bastırın demiyorum. Kenarından tutuyorsunuz. Hafiften bir yaraya pansuman edermiş gibi hafiften bir yaranın üzerine, hani nasıl böyle bir gazlı bez bırakırsınız, bir çekersiniz, o şekilde hani insan tenini, hani bir bebek tenini acıtmayacak şekilde üstüne bırakıyorsunuz. Yani bu mantık olarak budur. Yani abartmayın üstünde. Yeter ki bir kokusu bir üstüne gitsin, birazcık ilaç ona bulaşsın. Ondan sonra açılıyor zaten. Şöyle gördüğünüz gibi beyazlara tıkanmış yerleri açıyor. Açılan yerler belli zaten. Tekrar ben diğer tarafa gidiyorum. Şöyle bir hafiften kafayı siliyorum. Ondan sonra kenarlarını güzel bir şekilde kafaya fazla dokunmadan dikkatli bir şekilde kenarda biriken tortular, toz, moz, pislik ne varsa onları almaya çalışıyorum. Aldıktan sonra arkadaşlar şöyle, zaten bu çöp oldu. Bunun yine şöyle bir tane tişörtü ben paraladım. Çünkü tişörtlerin kalitesi güzel oluyor. Pamuktan olduğu için kafaya da zarar vermiyor. Bu şekilde ben yine bir tane, bir parça kendimi ayarlıyorum. Çünkü biraz sonra vakumladığım zaman, vakumladıktan sonra yine o ilaçlı suyla hafiften çekeceğim. Şöyle şu şekilde
bezimi hazırlıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şu şekilde. Ondan sonra şöyle ilacımı döküyorum. Tekrar. Evet. Bezin her tarafına bulaştı. Şöyle kenara bırakıyorum. Ondan sonra hani bu firma üzerinden size verilen şunlar var ya. Şöyle burası normal şırınga. Şırıngayı plastiğe takıyorsunuz. Bu da onun vakum şeyi. Hani oraya bıraktığın zaman bu şekilde şöyle yapışıyor. Ondan sonra bununla vakumla çekiyoruz. Bu şekilde şimdi arkadaşlar şöyle önce renkli tarafa geçiyorum. Renkli taraftan bastırıp şöyle şırıngayı kendime doğru çekiyorum ve biraz bekletiyorum. Zaten kafa gördüğünüz gibi orada kalıyor ve boyaları çekiyor. Şuradan hafiften kafaya zarar vermeden şu şekilde bez yardımıyla alıyorum. Bunu bir kere daha yapıyorum. Ondan sonra benim için yeterlidir. Fazlasına hiç gerek yok. Şöyle bu şekilde. Hafiften kafaya zarar vermeden şöyle. Bu şekilde gördüğünüz gibi bütün renkleri veriyor. Bunun dışında hemen şöyle beyaza da geçiyorum. Bir tane de beyazı pompalıyorum kendime doğru. Evet. Beyaz da geldi. Tertemiz mis gibi şu şekilde. Ondan sonra diğer vakum parçasını bırakıyorum yerine. Şurada kenara bulaşan boyaları güzel bir şekilde alıyorum. Ondan sonra evet. Şöyle temizliyorum. Temizlik şart. Temizlik imandan gelir. Kendimizi nasıl temizliyorsa, eğer ki ekmek yiyorsanız da makineye bakacaksınız. Makine de size bakacak. Birbirinize baka baka ömür tüketeceksiniz. Yani öyle diyeyim ben. Okay. Bakın arkadaşlar şöyle temizliğimi yaptım. Bezimi atmıyorum. Yarın yine kullanacağım. Çünkü günlük yani en azından 2 günde bir bakım yapmanızı tavsiye ederim. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bu bittikten sonra şöyle kafaya yaklaştırayım size iyice bir göstereyim görün. Kafalar şurada zaten gördüğünüz gibi şu beyaz bu da renkli olan. Ondan sonra arkadaşlar şöyle birebir hareketi şey yapıyorum. Programa gidiyoruz. Buradan X-Home'a basıyoruz. X-Home'a gittikten sonra şöyle videomun front kamerasını değiştireceğim. İkinci kanalına atacağım bunu iki parti olarak.